Allah'ın ayetlerini okurken Allah ne dedi deyip anlıyoruz önce. Sonra ne demek istediğini anlıyoruz. Anlamamız gerekir. Ne demek istedi? Eğer hikmetini anlayamadıksa bu durumda yanlış hüküm vermiş oluruz. Allah orada ne demek istiyor? Zaten ayetleri böyle peş peşe okuduğunda, devamını okuduğunda, öncesini okuduğunda anlar. Bununla beraber bir de bir tefsirden okuması gerekir. Nüzul sebebini anlamaya çalışmaması gerekir. Nedir ayetin nüzul sebebi? Araplarda biri birini evlatlık edindiğinde o onun öz evladıymış gibi kabul edilir. Aynı zamanda babasına da mirasçı olur. Öz evladı gibi kabul edilir. Dolayısıyla o vefat etmiş olsa bile evladı yani evlatlık edindiği vefat etmiş bile olsa bile onun hanımıyla evlenemez. Çünkü onun gelini sayıdır. Allah bu ayeti indirerek seyit ilişkisini hanımından kestikten sonra onu sana nikahladık dedi. Böylece Evlatlığının hanımıyla evlenme şeyini ortadan kaldırdık. Bununla beraber evlatlık edilmiş olsa bile onun öz babası olmaz. Bu sizin kendi kendinize Arapların, müşriklerin kendi kendine uydurduğu bir şeydir. Böyle bir şey yoktur dedi. Onun için Muhammed kimsenin babası değildir. Hiç kimsenin babası sizin erkeklerden hiç kimsenin babası değildir dedi. Bu ayeti böyle anlamak gerekir. Baba demek ki alakalı bir şey değildir. Ama bir de diğer ayetlerle beraber anlamaya çalıştığımızda ne buyurdu Allah? Ayet-i Kerime'de Allah'ın Resulü sizin için baba konumundadır. Hanımları da sizin annelerinizdir. Müminlerin anneleridir. Onun için ne diyoruz? Annelerimiz diyoruz. Hatta ondan sonra onlarla evlenemezsiniz. Evlenseniz ne olur? Annenizle evlenmiş gibi oluyorsunuz. Eşleri annelerimizdir. O da bizim için baba formundadır. Niye baba demedim? Biz bunu zahiri olarak değil, manevi olarak anlamamız gerekir. Bununla beraber biyolojik olarak hepimiz Hazreti Adem'deniz. Topraktan yaratılmış. O bizim bütün insanlığın babasıdır. Hazreti Adem. Ama manevi olarak evet, hepimiz Resulullah Efendimiz deniz, hakikati Muhammediye deniz. Dolayısıyla manevi babamızdır. Baba deyince nasıl bir sorun çıkabilir? Mesela çocuğu çok seversin, çocuğa anam dersin. Mesela Resulullah Efendimiz kızı Fatma için yanına oturtur, babasını annesi diye sever. Bu durumda onun annesi mi oluyor? Hayır. İçinden öyle gelmiş. Dolayısıyla baba demekte bir sorun var mıydı? Hayır. İşin bir de manevi boyutu vardır. Baba da diyebilir, anne de diyebilir. Manevi olarak çünkü onunla beraber doğmuş. Allah ayet-i kerimede Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde davetine icabet edin, onunla beraber dirilin. Bu durumda Resulullah Efendimizle beraber dirildik. Yoksa yoksa ölü konumundayız. Onunla beraber dirildiysek, ondan dirildiysek, onun gönlünden dirildiysek, imanından dirildiysek o bizim için baba konumundadır. Ama ona baba demek edebe uygun düşmez. Onun için ne diyoruz? Resulullah Efendimiz diyoruz. Çünkü onun Resulluğu babadan da önce gelir. Aynı şekilde bir derviş, mürşidine evet, baba diyebilir, anne de diyebilir. Eğer bunu tatmışsa, eğer bunu yaşamışsa, eğer kendini, maneviyatını ona ait görüyorsa, maneviyatı onunla dirilmiş, maneviyatının ondan olduğunu biliyorsa, gönlünde bunu yaşıyorsa, o zaten babası manevi olarak hem babası hem annesidir. Onunla beraber dirilmiştir. Manevi olarak dirilmiştir. Allah'ın vahyiyle, onun mürşidinin gönlüne tecelli eden Allah'ın vahyiyle dirilmiştir. Dolayısıyla bir sorun olur mu? Olmaz. Sadece böyle zahire bakıp hüküm vermek doğru değildir. Ayette bununla alakalı bir şey değildir. Söyledim. Allah bunun için beyan ediyor. Yoksa o anamızdır da, babamızdır da buna beraber en öndeki mürşidimizdir. Allah'ın Resulü'dür. Nebimizdir, Resulümüzdür. Peygamberimizdir. Hakikatimizdir. Kendisiyle dirildiğimizdir. Her şeyimizdir. Allah ile aramızdaki vesiledir. Bizim için örnektir. Örneğimizdir. Örnek aldığımızdır. Allah'ın bize örnek gösterdiğidir. Alemlere rahmettir. Müminler için rauf ve rahimdir. Bunu da böyle anlamak gerekir inşallah. Kardeşimize selam olsun.